Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Hepinizin çok sağlıklı ve çok mutlu, huzurlu olması, bol aşk, bol paralı olması temennisiyle böyle güzel dileklerle, güzel enerjilerle seansıma başlamak istedim. İnşallah siz de bu güzel enerjimle benden alıp faydalanırsınız. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugünkü konumuz, bugünkü sorumuz yine benden çok istek alan ve çok merak edilen bir sorunun cevabı olacak inşallah. Ex mi? Next mi? Yani ben hani böyle biraz bu gençlerin diliyle konuşuyorum ya, en iyisi ben biraz da kendi dilimden söyleyeyim. Bakalım geçmişten gelen eski partner mi, yoksa hayatınıza girecek ya da girmiş olan yeni partner mi diyelim biz buna, ya da erkek arkadaş ya da bayan arkadaş. Evet, haydi bakalım, bütünün hayrına olmasın dileğiyle her zaman olduğu gibi kartlarımı sizlerin adına niyetledim, güzel enerjilerimi yükledim ve sizlerin adına bütünün hayrına olması dileğimle kestim. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, hemen kartlarıma rezone oluyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Evet, ex mi next mi sorusuna cevap arıyoruz. O yüzden siz de aklınızdaki kişi kimse, ex partneriniz olabilir, next partneriniz olabilir. Yani onu düşünüyorsunuz, niyetliyorsunuz. Bakalım bakalım. Melek kartlarım sizi hangi yönde kanalize edecekmiş, bir bakalım bakalım. Eril enerji de olabilir, dişin enerji de olabilir. Dediğim gibi bütüne bir açılımdır, kolektif bir açılımdır. Bu yüzden dolayı her zaman söylediğim gibi siz kendinize ait olan kısmı buradan alıyorsunuz. Haydi bakalım. Niyetler tutuldu. Kendinizi ve aklınızdaki ex ya da next partnerinizi düşündünüz. Hemen kartlarımı çekmeye başlıyorum. Evet, bakalım bakalım. Melek kartlarım size nasıl bir cevap verecekmiş? Yine böyle bir alalım. Şöyle sıradan gidelim. Şöyle bakın, kendisine atıyor zaten direktman sorumuzun cevabı için. Kartlarım başladı sizi yönlendirmeye bile. Evet. Şöyle alalım. Ve sanırım yeterli. Evet. Evet, bu arada dekoru da bozdum. Şöyle bir düzeltelim. Evet. Haydi bakalım sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Evet. Bakalım ex mi next mi? Melek kartlarım size nasıl cevap verecek? Yani ikili bir zaman önce bir değişim ve başkalaşım yaşamışsınız. Şimdi artık biliyorsunuz, zamansız zamana niyetlediğim zaman zaten zaman söylemiyorum. İşte şu zaman için geçerli demiyorum. Zamansız zamana niyetli bir açılımdır. İzlediğiniz andan itibaren geçerlidir diyerek hemen ilk gelen cevaplarımıza başlıyorum. Şimdi melek destelerim, melek kartlarım size der ki, İkili bir zaman önce zaten değişim ve başkalaşım yaşamaya başlamışsınız hayatınızda. Yani ex partneriniz gitmiş olabilir, next partneriniz gelmiş olabilir. Bu da geçtiğimiz 2 gün, 2 hafta, 2 ay, 2. ay ya da ayın 2'si, 12'si, 22'si ya da ikili bir saat dilimini söyler bana. Tabii ki ben burada hep derim, özel danışanlarım benden çok iyi bilirler bunu. Ben rakamlarımdan eminim. Ama ve lakin tabii ki tam tarihi bilen Rabbim, geçmiş olduğu için tabii ki sizlersiniz. Şimdi onlu bir zaman önce de yıkım yaşamışsınız. Yani geçtiğimiz 10 saat, 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi ya da 10. ay gibi bir zaman diliminde yıkım nedir? Bitiş. Net keskin bitirmişsiniz bu ilişkiyi. Yani ex partnerinizle ilgili geldi hemen demek ki.
Ama ikili bir zaman önce de değişim ve başkalaşıma başlamışsınız. Yani hayatınızda değişime, belki bu başkalaşım, değişim kendinizle ilgili de olabilir. Fiziksel görüntünüzde işte saçınızı kestirmişsinizdir, ne bileyim eril enerjisiniz, sakalınızı, bıyığınızı kesmişsinizdir gibi bir şey. Aynı zamanda düşüncelerinizde de artık değişkenlik olmaya başlamış. Zira muhtemelen ex partnerinizle ilgili hayatında bir başkası olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz ya da bir başkasıyla ilişkisi olduğu kulağınıza gelmiş olabilir ve bu yüzden dolayı da hırs yaptığınızı görüyorum. Yani biraz kıskançlık krizleri, biraz hırs sizi sanki böyle bir bayağı bir nasıl söyleyeyim psikolojik olarak etkilemiş. Şimdi aslında kafanızda belirli, özellikle ex partnerinizle ilgili konuşuyorum. Kafanızda belirli, aslında istiyorsunuz, dediğim gibi hırs yapmışsınız ama biraz erteleme dönemi içerisine girmişsiniz. Şimdi hayatınızda daha sonradan giren biri ya da birileri olmuş ama ve lakin, hatta ya aranızda mesafe olmuş, o daha sonra giren kişiler, şehir mesafesi olmuş olabilir, ülke mesafesi olabilir. Bu yüzden dolayı da hani çok da size verimli gelmeyen bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz ya da yakın yerdesinizdir, belki aynı şehirdesinizdir ama ve lakin hani istediğiniz performansı görmüyorsunuzdur. Yani istediğiniz ilgiyi görmüyorsunuzdur bu next partnerden, öyle diyeyim. Ama ve lakin size iyi geldiğini görüyorum. Hani biraz daha böyle sanki hani çivi çiviyi söker hesabı, sanki böyle biraz daha psikolojiniz düzelmiş ya da size iyi geldiğini burada görüyorum. Çünkü anlaşma veriyor karnına. Hani böyle anlaştığınızı, hani belki de az önce dediğim gibi yaralarınızı sarmaya çalıştığınızı burada bana söylüyor ama aklınızın hala ex partnerde olduğunu burada net bir şekilde görebiliyorum aslında arkadaşlar. Şimdi ikilemleriniz var. Kafanızda mahkeme yapıyorsunuz. Hani bir tarafınız bir dünya, bir tarafınız başka bir dünya. Gördüğünüz gibi haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Bu muhtemelen ex partnerinizden kaynaklı. Ex partnerinizin size haksızlık yaptığını ve bu yüzden dolayı da yani hayatınıza bakın çok, yani direkt zaten kartlarım enteresan bir kartla geldi. Güneş kartını biliyorsunuz zaten. Artık hepiniz öğrendiniz. Evliliğe giden yol kartıdır. İlişkide sıcaklık ve yakınlaşma kartıdır. Yani ben de öyle. Benim kartlarımın anlamı öyle. İlişkide özellikle eğer bir soğukluk ya da mesafe yaşanmışsa tekrar o sıcaklığa, tekrar o yakınlığa geri döneceğinizi belirten bir karttır. Üstelik de özgüveninizin yükseleceği bir dönem içerisine gireceksiniz. Ve yine her zamanki gibi ermiş kartım bana der ki hislerinizin ve sezgilerinizin doğrultusunda, tabii sevginiz de burada geçerli. Hani kalbinizin sesini ve hislerinizi, sezgilerinizi dinleyin doğrultusunda. Yani burada melek destem size der ki hislerinize göre davranın. Yani ex partner mi, next partner mi de sizi zaten burada melek destem kalbinize bırakıyor. Tamamen kalp sesinize, iç sesinize bırakıyor. Ama bir de tekrar iyice kesin bir destek isteyelim. Hani ex partner mi hayırlı diyelim. Bakın direkt hayal kırıklığına uğramışsınız. Yani yaşadığınız hayal kırıklıkları var, üzüntüler var ex partnerden dolayı. Ha bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz biz her zaman ne deriz? Yapan bir daha yapar. Eğer uslanmışsa ne mutlu diyeceğim ama hala birbirinize karşı duygularınız olduğunu burada görüyorum. Evet, ex partneriniz sizi kaybetmek istemediği için tekrar size yakınlık kurmak adına ama eni ama sonu size doğru bir harekete geçecekmiş. Bir kere bu yönden bir gönlünüzü ferah tutun. Bakalım next partnerle ilgili ne diyor. Next partner şöyle elinizi kolunuzu bağlayan engellerden çıkmanızı sağlamış. Az önce dediğim gibi hani çivi çiviyi söker hesabı, böyle bir deneyeyim bakayım hani içimdekini ya da kalbimdeki eskiyi onu unutabilecek miyim, atabilecek miyim, hadi bir deneyeyim bakayım demişsiniz ama ve lakin pek de kendiniz mutlu ve huzurlu hissettiğinizi söyleyemem next partnerle ilgili. Sadece rahatladığınızı görüyorum. Yani size yapılan bir girişim, bir atılımla ya da sizin yaptığınız bir girişim, bir atılımla sanki next partnerde bir rahatlama yaşadığınızı görüyorum. Hadi bir de sonuç bakalım madem ki next dedik.
Sonuç olarak yine bakın aynı şeyi söylüyor. Aklınızda ve kalbinizdeki bağı dinleyin mesajını alıyorsunuz. Ve bakın boşanma kartı da zaten ters geldi. Bitirdiğiniz bir şeyle ilgili özellikle bitmiş bir ilişkiyi tekrar kutsal bir bağda çevirebilirsiniz. Yani sizin değer verdiğiniz bağ önemli diyor. Bakın üst üste enteresan bir şekilde sonuca bağ kartlarım geliyor. Bakın bağ ve bağ, bakın kutsal bağ. Yani her ikisi de şöyle düz çıktığında boşanma kartıdır, ters çıktığında hala bağınızın devam ettiğini gösterir. Ama yeni bir başlangıç kararını verecek olan kişi siz olarak gösteriliyor. Çünkü bakın yeni bir başlangıç, hamilelik kartı bende. Yeni bir başlangıç kartını da temsil eder. Üstelik yemekli içmekli bir ortamda, yani bir kafeterya, bir restoran. Yani ex partner mi, next partner mi kararını daha ziyade size bırakıyor kartlarım. Zira geçmişte hayal kırıklığı yaşatmış kişi size tekrar geri gelebilir. Yeniyle de dediğim gibi next partnerle de rahatlama yaşıyorsunuz. Ama ve lakin sizin kalbiniz, gönlünüz ya da aklınızdaki bağ, her kimse onunla bir ortamın içinde bir yemek yedikten sonra ya da bir buluşma, görüşme yaşadıktan sonra net karar vereceğinizi burada kartlarım bana gösteriyor. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugünlük de benden bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. 1 Mart'ta yapacağım Instagram'daki çekilişe katılmak için Tarot'un Kraliçesi Makbuş abla Instagram adresime takip gönderilmeyi lütfen unutmayın. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Bütüne hizmet edecek sorularınızı da bekliyorum. Evet, hepinizi çok seviyorum sevgili arkadaşlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.